Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bu güzel midye bahar pançosunun yapımına devam ediyoruz arkadaşlar. İlk iki bölümde modelin birinci kısmını birinci bölümde anlattım. Bu ikinci kısmını da ikinci bölümde anlattım. Detaylı bir proje arkadaşlar, detaylı bir panço. O yüzden iki bölüm halinde anlattım. İsteyen arkadaşlar takip ederek güzel bir şekilde rahatlıkla yapabilirler. Bu bölümde de şimdi kol ayrımı var. Kol ayrımından bahsedeceğim. Daha doğrusu burada keseceğiz burayı ve şöyle şuraya geliyor bunun şeyi kolu. Arkadaşlar bakın şurası kol ayrımı. Burada ben 22 sıra ayırdım. Bakın şöyle sayıyoruz. Şimdi şuradaki düzleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sıra düzü var. Şimdi bu şöyle bakın esniyor. Ama şöyle olunca da tabii ki bu Selanik olduğu için bu şekilde arkadaşlar. Bu yaklaşık santimini de vermemişim ama yaklaşık olarak bu 18 santim arkadaşlar, 18 santim. Ben bunu şimdi buradan keseceğim ama siz şöyle kendi kolunuza bunu ölçersiniz, şöyle şu şekilde ölçersiniz şurasını, ama tabii bu yarısı arkadaşlar, yarısını şöyle dirseğinizin oradan ölçerseniz, dirseğinizin tam oradan burayı ölçerseniz, burayı 22 değil 24-26'da da kesebilirsiniz. Burası size kalmış bir şey yani. Ben bunu 22'de kesmeyi tercih ettim. Şimdi hemen keselim ve modelimize devam edeceğiz. Şimdi bu modelin dediğim gibi birinci bölümde birinci kısmını anlattım. İkinci bölümde de ikinci kısmını anlattım. Detaylı, çünkü burada birinci bölümde sola kesme var ve sağa doğru arttırma var. İkinci bölümde sağa kesme var. Bakın. Sağ kesme var ve sağ sola arttırma, sola doğru arttırma var. O yüzden bunu iki bölüm halinde anlattım. Şimdi ikinci bölümün sonunda da üçüncü kısma geçtik. Ama üçüncü kısım birinci kısmın aynısı. Ama sadece nereden nasıl başlanacağı hakkında bilgi verdim. Detaylı izlerseniz, atlamadan izlerseniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi burada şu kesmeyi anlatacağım. Ondan sonra kesmeyi anlattıktan sonra ben birinci bölümün tekrarı gibi öreceğim. Çünkü zaten ikinci bölüm sonunda burayı başlamıştık. Onun tekrarı gibi öreceğiz. Daha sonra ikinci bölümü yapacağız. Daha sonra yine bir, sonra yine iki. Yani bir, iki, bir, iki diye gidiyor. Bu şekilde ilerleme kaydediyoruz. Yeşillerde kesmeye koyduk. Pembeleri de arttırma yerlerine koyduk bu ayraçları. Ona da siz de iki renk ip de bağlayabilirsiniz. Veyahut da böyle ayraç da kullanabilirsiniz. 3 tane kesmemiz var. 3 tane arttırmamız var. Şunu da belirteyim. Şimdi burada arttırarak başladık. Bakın pardon, keserek başladık. Sonra arttırdık. Ve yine bakın sonunda da arttırarak bitiriyoruz. Şurada ikinci bölümde ikinci bölümde de arttırarak başlıyoruz, keserek bitiriyoruz. Ona dikkat edin. Yani toplamda böyle 6 tane şeyiniz olması lazım. Ona dikkat edin. 6 tane olursa, yani bir kesme bir arttırma, bir kesme bir arttırma, bir kesme bir arttırma şeklinde ilerlerseniz şaşırmazsınız. Zaten birebir beni takip ederek ilerlerseniz hiçbir sorun yaşamazsınız. Şimdi hemen kesme işlemini yapalım. Selanik'te kesme işlemi normal şeye göre biraz farklı. Çünkü dolamalar var. O dolamaları da keserek ilerleyeceğiz. Şimdi bakın. Burada ben kesmeye başlayacağım. Benim burası 22 tane şu düzlerimden oldu. Şu düzleri sayıyorum. Şişimdekiyle 22. Ama bunu siz daha fazla da yapabilirsiniz. En son zaten buraya bunu bitirdikten sonra lastik gelecek arkadaşlar. Şuraya bakın, şuraya, şuradan bu tarafa doğru lastik öreceğiz.
daha sıkı olması açısından. Şimdi burada iki ilmeği birlikte aldım ve önden böyle haraşa şeklinde kesiyorum. Tersten kestim. Şimdi bunu takıyorum. Sıkı kesmeyin. Şimdi burada bakın, doladığım ilmek var. Doladığım ilmeği de sanki normal ilmekmiş gibi, onu da bu şekilde ikisini, bakın, ikisini bir alıyorum ve devam ediyorum. Şimdi bunu da geçirdim. Şimdi normal ilmeğimi bu şekilde ikisini bir örerek geçiriyorum. Şimdi yine normal ilmeğim var burada. Şimdi yine bunu geçiriyorum. Biraz gevşek kesin. Şimdi bakın, doladığım ilmek var. Şu doladığım ilmeği de normal ilmekmiş gibi, onu da tek tek kesiyoruz bakın. Yani bir bu, bir bu. İkisini bir alıp kesiyorum. Daha sonra bu. Daha sonra bakın, düzü düz geldi. Normalde mesela bunu şu tek ilmek gibi örüyoruz ya, bunu üçünü birlikte kesmeyin. O zaman ne oluyor? Burası daralır. Şunu ayrı bir kesin, şunu bir ayrı kesiyoruz. Bu şekilde takıyorum. Bu sefer bunu bu şekilde kesiyorum. Yine taktım. Bunu bu şekilde keserek kaç tane kesiyoruz? Hemen onu şey yapacağım. Modelimizin başlangıç yerine kadar kesiyorum. Şuraya kadar keseceğim. Bakın, şurada bir, iki, üç tane ilmek kalana kadar keseceğim. Şu yeşilden yeşile kadar bir, iki, üç. Üç tane ilmek kalana kadar kesiyorum. Burada kaç tane kesmişim sayarken, konuşurken saymadık. Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ilmek kesmişim. 9 tane ilmeğimi kestim. Şimdi burada şöyle bakayım, şey olmasın, öbürkünle, öbür parçasıyla. Evet, şimdi 9 tane ilmeğimi kestim ve sonra artık modelime devam ediyorum. Bunu ikisini bir alıyorum. Şunu üzerine atıyorum. Bunu ikisini bir alıyorum. Şimdi yine soldan kesme yapacağım. 9 tane kestim. 3 tane burada kaldı. Şu şekilde oldu. Şimdi hemen bunu bu tarafa aldım. Bunu soldan kesme yapıyoruz. 2, 3. Ha, şu şeyi de söyleyeyim. Kaçıncı şeydeyiz? Onu da söyleyeyim. Şöyle yapıp da söyleyeyim. Şimdi burada kaç tane kalmış o kestiğimiz zaman? Bu iki ayraç arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmeğim kalmış iki ayraç arasında. Şimdi burada üçünü bir tane soldan kesme yapıyorum. Alamadık ilmeğimizi. He, aldım. Üçünü birden soldan kesme yaptım. Şimdi ilmeğimi, ipimi öne aldım ve modelime devam ediyorum. Selanik örgüsü, bu ilk iki bölümde zaten nasıl örüleceği hakkında detaylı bir şekilde anlatım yaptım. Çünkü bazı arkadaşlar diyor, üçüncü bölümü açıyor, modeli anlatmadınız. Başını görmedikleri için modeli anlatmadınız diyorlar. O yüzden ilk iki bölümde bunu zaten detaylı bir şekilde anlatımını yaptım. Şimdi pembeyi taktım. Bu birinci bölümde önce ayracı takıyoruz. Sonra doluyorum ipimi, şişime. Sonra modelimdeki buradaki örmeden alıp doluyorum. Terse örüyorum. Düzü örmeden alıp doluyorum. Sonra bunun ikisini bir örerek devam ediyorum. Birinci bölümde zaten bunu detaylı detaylı hepsini anlatımını yaptım. İkinci bölümde de ikinci kısmını anlattım. Şimdi bunu bitireceğim. Sonra ikinci bölümü öreceğim. Buna devam edeceğim. İkinci bölümünü öreceğim. Ondan sonra da zaten boyunu konuşacağız. Dediğim gibi boyunu uzatabilirsiniz ama uzatırken yine iki bölümü birden öre, yani bir ve iki, iki tane bölümü birden örerek uzatırsınız. Yani ben bunu şimdi onu da söyleyeyim. Bakın, benim bu şöyle şeylerini sayarsak,
Şöyle başladık. Bir, ikinci bak. Bu birinci bölüm, bu ikinci bölüm. Bu üç, dört, beş, altı tane bölüm var. Bir, iki, üç, dört. Pardon, beş tane. Altı demişim. Beş tane. Çünkü bir şunları sayıyorum. Çünkü sola kesme, sağa kesme diye. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş böyle yaptım. Ben bunda birinci bölüm, ikinci bölüm, yeniden bir, yeniden iki ve yeniden bir. Toplamda beş kere uyguladım. Eğer siz bunu yedi kere uygularsanız biraz daha uzar. Yani altı kere uygularsanız şu ucundaki, etek ucundaki orası pek güzel olmuyor. O yüzden ya 7 yapacaksınız arkadaşlar veyahut da 6 yaparsanız da etek ucu da şöyle sivri olur. Yani ortada yuvarlağı olmaz, şeyde olur. Ortada şunu bak şöyle göstereyim. Bunun şöyle göstereyim. Bakın burada 3 tane dilim var. Etek ucunda 3 tane dilim var. Ortadaki dilim bir tane, yanlarda da birer tane. Beşli yaptığınızda, altılı yaptığınızda burada şu şekilde olacak. Şöyle olacak. O zaman da burada böyle V şekli bir iki tane olacak, bir de uçlarda olacak. Yani onu da belirteyim. Şimdi bunu şunu söyleyeyim. Biz bunu başladık örmeye. Yakadan aşağı doğru iniyoruz. Yani bunu şey yapmıyor, bunu şey yapın. Yani şimdi kolu kestik ya. Bakın, burası bizim yaka bölümümüz. Şöyle çevireyim. Şimdi burası yaka, burası bizim kol çalışmamızın yaptığımız yer. Şöyle. Bakın burası omuz. Bu akıcı olduğu için zaten bakın şöyle dikeceğiz. Burayı da şu şekilde dikeceğiz şöyle. Öbür tarafla. Şu anda biz şurayı kesiyoruz. Yani yakadan aşağıya doğru iniyoruz. Daha sonra bedenimizi örüyoruz. Yani siz daha uzun isterseniz zaten aynı şekilde başlayacaksınız. Sadece etek ucunu uzatacaksınız. Bunun şeyi öyle, bu yapılışı öyle arkadaşlar. O yüzden yakadan başlanıyor. Daha doğrusu yaka dediğim tüm, bakın bütün başlıyoruz ve etek ucunda daha fazla örmek istiyorsanız o söylediğim gibi 7, ben 5 modeli uyguladım. 5 kere uyguladım. 1 2 1 2 ve 1 diye. Bunu belirteyim burada zaten. Bunda da beden bilgisi şöyle arkadaşlar. Bu standart her bedene oluyor. Genişliği bakın çok geniş oluyor. Ama giydikçe dökülüyor. Vücuda göre de şey oluyor. Bakın şöyle giy, daha darlara şöyle olur ama genişlere bu şekilde. Selanik olduğu için akışkan bir yapısı da var. Biraz da böyle akışkan bir ip tercih ederseniz daha rahat olur. Kotonlara da uyar. Hafif böyle ağır olursa daha aşağı doğru sarkarak daha güzel bir görüntü elde olur. Şimdi ben bunu sıranın sonuna kadar öreyim. Sıranın sonundaki öbür tarafında kesiminden bahsedelim. Şimdi bakın sıranın sonuna kadar ördüm. Yine sıra başına kesme yapacağım. Bu tarafa geldim. Şimdi burada kesmemizi yapacağız. Bu tarafı kesmiştik zaten. Bakın bu tarafı kestik. Sıranın sonu geldim. Sıranın sonuna. Şimdi burada yine bu tarafın kesimini yapacağız. Şöyle ikisini bir alıyorum, takıyorum. Şu boşları da aynı ilmek şey yapar gibi yapıyoruz. Şöyle. Şimdi burada da göstereceğim nereye kadar keseceğiz. Yine 9 ilmek ama tabi arada şeylerimiz var ya, ilmek attıklarımız var, boş şeyler. Şimdi şuradan yerini göstereceğim. Şöyle bakalım. Bakın şurası kestiğimiz yer. Şöyle göstereyim. Şurada bir hat kalacak.
Bir hattan sonra şunu da kesiyorum. Şöyle. Yani şu bir hat şurada da bakın şu düzün yanında bir tane haraşa sarma dolamalı haraşamız bir de bu olacak. Bakalım kaç tane kesmişiz. Sadece ilmekleri sayıyorum. Dolamaları saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bir de kenar yine 9. 9 tane ilmek yine bu tarafta da kesmiş olduk. Şimdi normal olarak devam edeceğim modelime. Siz de bu şekilde şey yapın. Ayarlamalarınızı yapın. Şöyle bir daha kontrol edeyim. Evet. Şu taraftan, ön taraftan da gösterelim. Bakın, ön tarafta şu kestiğimiz hat var. Onun yanında bir tane düzü gidecek. Sonra da zaten şu kenarımız olacak. Şu kenarımız olacak. Yanlış olmasın diye bakıyorum. Çünkü evet. Bu şekilde arkadaşlar. 9 ilmek kestim. Dolamalar hariç. Şimdi modelime devam edeceğim. Bu model bitene kadar bunu bu şekilde öreceğim. Bakın artık burada kesme işlemi yapmadan bunu öreceğim. Bu birinci bölümün aynısını öreceğim. Bitirdikten sonra ikinci bölümü bir daha öreceğim. İkinci kısım yani ikinci bölümdeki. Sonra yeniden birinci bölümü yeniden öreceğim. Herhalde anlatabilmişimdir. Yani şimdi bu bitiyor. Bakın az kaldı zaten şurada ilmek sayımız 2, 4, 6 ilmeğimiz kalmış burada. Bu bittikten sonra ikinci bölümü yeniden başlayacağım. Ondan sonra da yeniden birinci bölüm diye devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu benim birinci bölümün aynısını buraya uyguladık ve bitti. Şimdi ikinci bölümün devamını yapacağız. İkinci bölümün başında da zaten buradaki bakın ortada iki tane kaldı. Aynı şekilde ikinci bölümün devamını buradan devam edin. İkinci bölümü izleyerek yapın. Bir daha aynısını anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü birinci bölümde anlattım. Burayı zaten burası. İkinci bölüm burası. O da buraya gelecek şimdi. Şuradan itibaren şöyle kesmeye, sağa kesme, sola arttırma şeklinde devam edeceğiz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup yoruma beğeni yaparsanız sevinirim. Zil butonuna basarsanız da bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Yaptığım bütün çalışmalar oynatma listesinde sırasıyla yayında. Birinci bölümden sonuncu bölüme kadar izleyerek yapabilirsiniz. Benim YouTube kanalımı izleyerek yaptığınız çalışmaların resimlerini Instagram sayfam Organik Dantel alttere Örgü Hocam YouTube sayfamın adı. Orayı da bekliyorum. Resimleri gönderirseniz ben de paylaşım yaparım. Ben sipariş almıyorum. Sipariş alan arkadaşlara da bir faydamız olsun. Şimdi bunu da belirteyim arkadaşlar. Bu bedeni yok. Bütün herkes aynı şekilde yapabilir. Sadece uzatmak için söylediğim gibi bir iki bölüm oluştuğu için iki bölüm birden yani uzatabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Evet, şişlerim 6 numara 134 ilmekle başlamıştık. Şimdi ben bunu biri uyguladım. 2'yi uyguladım. Yeniden 1'i uyguladım. Şimdi yeniden 2'yi uygulayacağım. Sonra yeniden 1'i. Yani toplamda 5 kere uygulamış olacağız. Bakın şuradan sayabilirsiniz. Şöyle bakarsanız şu 1, bu 1. arkadaşlar. Bakın bu 2. bu 3. Şimdi 4. bu tarafa olacak. 5. bu tarafa. Şöyle şundan da gösterebilirim. Bunu söylediğim gibi yukarıdan aşağıya doğru örülüyor. Yani biz şimdi şuradayız bakın şu 1, şu 2, şu 3, şu 4 ve en son 5. Yani biz şuradan başladık ve bu tarafa doğru aşağı doğru iniyoruz. Siz ilave etmek isterseniz bir böyle bir böyle yani iki bölüm birden daha aşağı doğru etek ucuna doğru boyunu da uzatabilirsiniz. Onu da belirteyim. Ben dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5 bölüm yaptım. Siz de onu o şekilde de yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu 5 bölüm yapayım. Ondan sonra da kolu nasıl ayarlayacağız? Onlardan bahsedelim. Dikişinden ve kol bitişinden de bahsedeceğiz arkadaşlar.
Ben onları bitireyim. Daha sonra yeniden beraber buluşalım. Evet arkadaşlar, ben benimkinin boyunu bitirdim. Bakın şöyle, şuradan başlamıştık. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane şu delikli olan şeyden sıramızı saydım ve 5 tane yaptım. Birinci bölüm, ikinci bölüm, ondan sonra burası yine birinci bölüm, burası ikinci bölüm, yine birinci bölüm yaparak toplamda 5 kere modeli uyguladım. Bu birinci bölüm, birinci bölümde ikinci kısım yine ikinci bölümde arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Ben buradan sonra bırakıyorum ve sadece dümdüz Selanik yapacağız. Yani bakın şurada benim bitmiş hali şöyle göstereyim. Şurası şu anda şuradayım. Bakın şuradayız. Bir tane iki tane ilmeğim var. Bir düz bir ters. Artık ben bu ayraçları çıkaracağım. Boyu ben beşli yaptım. Ama siz devam etmek istiyorsanız burada birdi. Yeniden ikinci kısmı yapacaksınız. Yani ikinci bölümü uygulayacaksınız. Sonra yeniden birinci bölümü uygulayacaksınız. Şimdi ben bundan sonra arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra şey dümdüz ördüm. Yani hiç şey yapmadım. Bütün ayraçları çıkartıyorsunuz. 5 yani toplamda 5 sıra öreceğiz arkadaşlar. Burayı bitirene kadar 5 sıra yapacağız. Sonra en son sizinle şeyde buluşuruz kesim işleminde. Zaten burada da kesimini anlatmıştım şu kolda da. Ama burayı da şimdi 5 sıra yapacağım. Aynı şuradaki şunlardan 5 sıra yapıp ondan sonra da bitireceğim ben bu pançoyu. Yanlarını dikeceğiz, kolunu ve yakasında da burada da bir haraşa örgü var. Ondan da bahsedeceğiz ve inşallah pançomuzu bitireceğiz. Şimdi ben o 5 dişi yapayım. Ondan sonra yeniden buluşalım. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Şurası en son kestiğimiz yer ve 1, 2, 3, 4, 5 sıra hiçbir şey yapmadan dümdüz ördüm. Bakın dümdüz Selanik örgümü ördüm. Ne kestim ne arttırdım. Dümdüz örerek devam ettim. Toplamda 10 sıra ördük. Şu anda kesimini göstereceğim. Şu şekilde bakın. Şöyle oluyor. Şimdi kesimini göstereceğim. Şimdi bu Selanik'i keserken şu doladığımız ilmekleri de ilmek gibi kabul ediyoruz. Yani şunun ikisini bir alıyorum. Bakın buradaki doladığım ilmek var. İkisini bir alıp bu şekilde kesiyorum. Bunu biraz uzun tutun şöyle. Çünkü altı yuvarlaklar oluştuğu için şöyle bakın uzun uzun kesin. Şurayı uzatarak takın ve buradaki dolamalı ilmekleri de kesiyoruz. Onları da tek tek ilmek gibi görerek kesiyoruz. Yoksa bu kasar arkadaşlar. Yani o yuvarlaklığı oluşturamazsınız. Şöyle bakın burayı uzatarak takıyorum ve kesiyorum. Bunu bu şekilde hepsini keseceğiz. Siz eğer daha uzun olmasını istiyorsanız iki model daha koyacaksınız. Yani bir birinci bölümü, bir ikinci bölümü, ikisini birden birer tane daha yapabilirsiniz. Tek yaparsanız da onu da söyleyeyim. Şimdi bunu bu şekilde keseceğiz. Tek yaparsanız da nasıl olur? Yani şimdi bakın. Şuradan başladık. 1, 2, 3, 4, 5 tane modeli uyguladım ben. 6. modeli uygularsanız önü arkadaşlar şöyle V olur. Bu şekilde olur. Ben 7 model uygularsanız burası önünde yuvarlak oluşur. Şimdi ben 5 model uyguladım. Şuradan da göstereyim. Şu yuvarlak tam öne geliyor. 6 model uygularsanız burası şey olur arkadaşlar. Önü boş. Aynı şu yaka gibi olur.
bu şekilde olur. Yani onu siz de kendiniz de ister 5 ister 6 yapın, o şekilde de ayarlayabilirsiniz. O zaman da bu şekilde olur. Şimdi ben bunu bitireyim. Ondan sonra yeniden buluşalım. Söylediğim gibi yukarıdan başladık, aşağıya doğru iniyoruz. Yani istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bakın şurası kol kısmı demiştim. Buradan şu kadar bir uzatma oldu. Tabii bunu istediğiniz kadar da siz uzatabilirsiniz. Şimdi ben bunu bitireyim, sonra dikişinde buluşalım. Şimdi arkadaşlar bakın, bunu bu şekilde yaydım. Her ikisini de şöyle, bunu da yaydım. Burası başladığımız yer. Burası başladığımız yer. Şurası, şu tarafta da bitirdiğimiz yer. Başladığımız yer, her ikisini de ön yüzünü koydum. Ön yüzünü nereden anlıyoruz? Bakın şu kestiklerimizin düzü ön yüzüdür. Bakın burada düzü ön yüzüdür. Bakın şurası düzü, bu tarafı şu şekilde. Burası ön yüzü, bunun da ön yüzünü bu şekilde koydum. Tabii siz normal de dikebilirsiniz ama ben size gizli dikişi göstereceğim. Şimdi şuraya ipimi taktım. Şuradan, şurada kol bölümü ayırmıştık. Bakın şurada kol bölümümüz var. Bunu buradan böyle yakaya doğru dikeceğiz. Şunu şuradan hemen ilk ilmeğin şuradan alıyorum. Şimdi bir buradan alacağız, bir buradan. Buradan alıyorum. Şöyle bir ilmek aldım. Buradan da şöyle bir ilmek alıyorum. Yine bakın çıktığım yerden girdim. Hemen yanındaki bir ilmeği alıyorum. Buradan da şuradan bir ilmek alıyorum. Bakın gevşek gevşek yapıyorum, göstereceğim. Şimdi hemen yanındaki bakın bir ilmeği aldım. Buradan da şöyle bir ilmek alıyorum. Sonra bunu böyle çekiyoruz. Bu şekilde dikiliyor. Tabi normal de dikebilirsiniz ama az şey yapmayın, çok sıkı dikip de gelmesin. Bunu bu şekilde bakın. Şuradan çıktığımız yerden giriyoruz, böyle bir ilmek. Buradan da çıktığımız yerden bir ilmek. Buradan çıktığımız yerden bir ilmek. Tabi iğneleyin denk gelmesi açısından. Şimdi ben iğnelemedim. Bakın bunu böyle çekiyorum. Şurayı da şöyle düzeltiyorum çektikten sonra. Bu şekilde dikeceğiz. Bunu tam şuraya kadar, şu V'nin ilk şuraya kadar şöyle dikeceğim arkadaşlar bunu. Ben bunu dikeyim. Daha sonra da şu kol şuradan ilmek alıp lastiğini öreceğiz. Yakaya da yine ilmek alıp lastik yapacağız. Ben bunu bir dikeyim, sonra yeniden buluşalım. Şimdi arkadaşlar ben misin alışışla öreceğim ama siz isterseniz tek tarafını dikmeden normal şişe takarak da örebilirsiniz. Ben misin alışışla ilmek alarak devam edeceğim. Şöyle hemen ilmeklerimizi alalım. Bir ters bir düz öreceğiz. Şu başlangıç şeyden alıyorum, dikişten alıyorum. Bu çünkü ön arkası yok bu pançonun arkadaşlar. Şöyle çıkartalım buradan. Hemen yanından bir tane daha çıkartayım ve bağlayalım. Yine 6 numara şişle örüyorum. Aynı fazla sık olmasını istemediğim için şöyle bir ters bir düz öreceğim. Şuralardan da alıyorum. Şuradan da alıyorum. Bir bu şekilde alıyorum. Bir boşluktan, bir ilmekten. Bakın bir boşluktan alıyorum. Şuralarda boşluklarımız var ya, onlardan bir tane de ilmeğimizden alarak bu şekilde böyle ilmeklerimi alıyorum. Ben ilmeklerimi alayım. Sonra bir ters bir düz örelim.
Ben arkadaşlar ben ilmekleri aldım yakasında. Toplamda 138 ilmek almışım. Şimdi bir sıra burası ön yüzü, bir sıra ters öreceğiz. Bu hazırlardaki gibi olması için bakın şöyle ters örüyoruz bir sıramızı. Ondan sonra bir sıra düz, bir sıra pardon, bir düz, bir ters olarak devam edeceğiz. Şimdi bu sırayı bir sıra ters yapacağım. Daha sonra bir düz bir ters olarak devam edeceğim. Şöyle bakın hazırlardaki dikişle dikiş varmış gibi bir etki yaratmak için. Şimdi bunu bitirdikten sonra bir sıra bir ters bir düz devam edeceğim. Bunu bir sıra yapalım. Arkadaşlar midye bahar pançomuzu bitirdik. Bakın çok da güzel oldu. Şöyle göstereyim. Boyu gayet iyi belden aşağıda. Ben bunu 6 numarayla ördüm. 134 ilmek başladım. Ve modeli 5 kere tekrarladım. Birinci bölüm, ikinci bölüm diye. Bu standart beden herkese olabilir. Genişliği gayet iyi. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Şöyle. Güzel bir çalışma oldu. Bunun ön arkası yok. Bakın. Bir de bu taraftan bakalım. Selanik örgüsü arkadaşlar ama ben tersten örüyorum Selanik'i. Ben o şekilde bunu tasarlayarak yaptım. Bu beğenip yaparsanız resimlerini de atarsanız Instagram adresim Organik Dantel alttır örgü hocam YouTube sayfamın adı. Oraya da resimleri gönderirseniz ben de paylaşım yaparım arkadaşlar. Bu şekilde bir çalışmamız bahar pançomuz da midye bahar pançomuz bu şekilde arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Şöyle bir daha göstereyim bakın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi midye pançomuzu bitirdik. Bakın yakasına bir ters bir düz geçtim. Kollarını da arkadaşlar bakın iki ters iki düz geçtim. Şöyle bütünlük sağlasın diyerekten ilmek aldım. 54 ilmek oldu. Ve en son hafif bir buhar verdim arkadaşlar. Bu şekilde oldu pançomuz. Bu standart beden arkadaşlar. İsteyen istediği bedende bunu rahatlıkla giyebileceği bir model çalışması.